Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Sizler için harika 10 tane güzel sorum var. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Yorumlarda görüyorum. Durumlar gayet iyi. Tarih açısından en azından. Tarihte oldukça iyi gidiyoruz. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum canlarım. Bakalım 10'da 10 yapabilecek misiniz? Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. İlk sorumuz uygarlık tarihi ile ilgili. Şöyle tamamdır. Bakalım soru bizden ne istiyor? Aşağıdaki eşleşimlerden hangisi yanlış yapılmıştır? A şıkkına baktığımızda 3 düzenli orduyu kuran topluluk Akatlar mı? Akatlar tarihin ilk düzenli ordusu ve ilk imparatorluğunu kurmuşlardır. Tamamdır. B şıkkı ilk demokrasi uygulamalarını başlatan topluluk Yunanlılar değerli arkadaşlarım. Demokrasi hareketlerinin görüldüğü uygarlıktır. İlk yazılı antlaşmayı yapan topluluk Hitit ve Mısır hangi antlaşmaydı? Kadeş antlaşması tamam. İlk alfabeyi bulanlar Fenikelilerdi. Doğrudur. İlk ay esas takvimi bulan topluluk Mısırlıları vermiş bize. Yanlış bilgi değerli arkadaşlarım. Ay yılı esaslı takvimi bulan uygarlık Sümerlerdir. Mısırlılar güneş yılı esaslı takvimi bulmuşlardır. O yüzden cevabımız eşıkkıdır. Geldik diğer sorumuza. Umarım çoğu arkadaşım bu soruda düşmez. Sorumuz şu şekilde. Doğu batı ticaretinin gelişmesinde ve Akdeniz limanlarının önem kazanmasında aşağıdaki olaylardan hangisi etkili olmuştur? Aşkına baktığımızda bir de coğrafi keşifleri vermiş. Cevabımız tabii ki coğrafi keşifler değildir değerli arkadaşlarım. Endüstri devrimi 18. yüzyılda İngiltere'de yaşanacak bir durum olacaktır. Rönesans hareketleri İstanbul'un fethinden sonra Bizans'tan kaçan bilgilerin başlattığı harekettir. Fransız itilali 1789 yılında Fransa'da çıkan devrimdir. Cevabımız burada tabi ki hac seferleri olacaktır değerli arkadaşlarım. Bakın Doğu Batı ticaretini geliştiren ve bununla beraber Akdeniz limanlarının da önüm kazanmasında etkin rol oynayan seferler hac seferleridir. İstanbul'un fethinden sonra önemli ticaret yolları Osmanlı'nın eline geçince coğrafi keşifler başlamıştı. Dikkat ediyoruz dikkat ediyoruz. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Şöyle tamamdır. Biraz soluk renkleri değil mi? Farklı kaynak bu değerli arkadaşlarım. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Ne dedim lan ben? Eşleştirmelerden. Heh, doğru demişim tamam. Bedir Savaşı Müslümanların kazandığı ilk savunma savaşıdır. Bu savaştan sonra İslam savaş hukukunun temelleri atıldı. Hendek Müslümanların son savunma savaşıdır. Ve selman Farisi Hayber'in fethi Müslümanların kazandığı ilk taarruz Şam ticaret yolunun güvenliği sağlandı. Mute Bizans'a yapılan ilk savaştır Hazreti Peygamber dönemi. Huneyn savaşı Arap Yarımadası satışına yapılan ve Hazreti Muhammed'in katıldığı son savaş yanlış bilgi değerli arkadaşlarım. Buradaki cevabımız tebük olacaktır. Huneyn değil o yüzden cevabımız aşıkkıdır. Huneyn ve Taif seferlerindeki amaç da aynıydı değerli arkadaşlarım. İslamiyeti yaymaktı. Ancak peygamberimizin katıldığı son sefer Tebük seferidir. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Türkiye Selçuklu Devleti'nin Anadolu Türk Birliği'ni sağlamak amacıyla en çok mücadele ettiği beylik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu soru gelmese Osmanlı'dan sorarlar ve şunu derler. Kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görüp Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik hangisidir derler. Ben bu soruyu şimdi size sordum değerli arkadaşlarım. Bir kez daha soruyorum sizlere. Yorumlarda hepinizi bekliyorum. Kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görüp Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik hangisidir? Yorumlarda bekliyorum. Şimdi bu sorumuza geri dönelim. Peki Türkiye Selçuklu Devleti'ni uğraştıran beylik. Saltukoğulları nerede kurulmuştu? Güzel bir tekrar yapalım sizler için. Erzurum ve çevresinde. En önemli eserleri Mama Hatun Türbesi'dir. Mengücekler Erzincan ve çevresinde en önemli eserleri UNESCO tarafından koruma altına alınan Divriği Ulu Camidir. Danişmentliler bırakalım. Çakabeyliği. Beyliği ilk Türk denizcisi Çaka tarafından İzmir ve çevresinde kuruldu. Artık oğulları Mardin, Diyarbakır ve çevresinde kuruldu. En önemli eserleri Malabadi Köprüsü'dür. Türkiye Selçuklu Devleti'ni en çok uğraştıran beylik danışmentilerdir. Danışmentilere son veren iki son veren kişi ise ikinci Kılıçarslan'dır değerli arkadaşlarım. Diğer soruyu sizden bekliyorum. Cevabımız burada C şıkkı. Geldik diğer sorumuza şimdi. Aşağıdaki mimari yapılardan hangisi diğerlerine göre Türk İslam sanatı hakkında daha köklü ve kapsamlı bilgi edinmemizi sağlar? Şimdi hangisi daha çok bilgi verir bize arkadaşlarım? Köprü verir mi? <laughs> Hayır tabii ki vermez. Köprü, çeşme bunlar vermez. Bedesten değerli mücevher ve kumaşların satıldığı yerde bunlar da bize vermez. Su aynı şekil vermez. Ancak külliyeler verir mi? Türk İslam sanatı hakkında külliyeler örnek oluşturacak mı? Tabii ki oluşturacak. Ne demek ki külliye? Yapılar topluluğuydu değil mi? Caminin yanında kurulan medrese ve sibil gibi önemli şeylerdi. Oluşturulan şeylerdi. Cevabımız C şıkkı. Biraz daha imparatorluğumuzdan bahsedelim. Şöyle. Aşağıdaki padişahlardan hangisinin bu sarayı kullandığı söylenebilir. Topkapı Sarayı İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış olup Osmanlı tarihinde en uzun süre kullanılan saraydır. Şimdi kim kullanmış olabilir? Kuruluş döneminden çıkıp yükselme dönemine bakacağız. Hüdavendigar. Hayır. Hüdavendigar kuruluş dönemi padişahı. Birinci Mehmet. Çelebi Mehmet. Kuruluş dönemi padişahı. Yıldırım Beyazıt. Kuruluş dönemi. İkinci Murat. Kuruluş. Yavuz Sultan Selim. Kimdi? İkinci Beyazıt'tan sonra başa geçen kişiydi. Bu kişi de Topkapı Sarayı'nda hüküm sürmüş değerli arkadaşlarım. Yükselme dönemi padişahı. 80 yılda yapılacak işleri 8 yıla sığdıran padişahtır. Devam ediyoruz kültür ve uygarlıkla ilgili bir sorumuz var. Altı birliklerden oluşan giderleri birlik sahipleri tarafından sağlanan ve devletten maaş almayan Osmanlı ordusu aşağıdakilerden hangisidir? Yeniçeriler devletten maaş alıyor mu? Alıyor. Biz bu maaşa ne diyoruz? Uluf ediyoruz değil mi? 3 ayda bir aldıkları maaşa biz uluf ediyoruz. Merkez ordusu. Cebeciler ne yaparlardı? Silahların bakım ve onarımını yaparlardı. Merkez ordusu. Tımarlı sipahi. Bırakalım. Humbaracılar mayın, mermi, bomba gibi işlerle uğraşırlar. Sakalar ordu için su taşırlardı. Buradaki cevabımız tımarlı sipahilerdir değerli arkadaşlarım. Devlet için hangi askerleri yetiştirildi? Cebelli dediğimiz atlı askerler yetiştirilirdi. Anlaştık mı? Şimdi tımar, tımar sisteminin önemini biliyoruz değil mi? Tımar sistemine göre hazineden para çıkmaz. Oradaki vergiler asker ve memurlara dağıtılırdı. O yüzden de hazinenin üzerindeki yük bir hayli hafiflemişti değerli arkadaşlarım. Tımar sistemi çok ama çok önemli çıktığında Ali Hoca dedi dersiniz. Denemelerde olsun, soru bankalarında olsun sık sık karşılaşacaksınız. 17. yüzyıl saatleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylemez. Bunun püf noktasını vereceğim değerli arkadaşlarım. ÖSYM e böyle bir soruyu sorarsa tak diye yapacaksınız. Şimdi vereceğim sizlere. Yüzey son olup sorunların temelini inilmedi. Doğru mudur? Doğrudur. Padişahların ömrüyle sınırlı kaldı. Devlet politikası haline getirilmedi. Yeniçeri isyanlarıyla kesintiye uğradı mı? Uğradı. Zaten genç Osman bu Yeniçeriler tarafından öldürülüyor. Askeri alanda Avrupa örnek alınmıştır. Bu bir değerli arkadaşlarım. Maliye ve askeri alanda ıslahatlar yapılmıştır. Tarık Ahmet Paşa'yı örnek verebiliriz. Ya da diğer önemli kişileri örnek verebiliriz. Değerli arkadaşlarım. 17. yüzyılla ilgili soru geldi mi? Şunu hiçbir şekilde unutmayın. Büf noktalarımız. Batı ve Avrupa'yı yoktur. Anlaştık mı? 17. yüzyılda Batı ve Avrupa'yı yoktur. Bununla beraber milliyetçilik akımları da yoktur. Şıklar arasına ya Avrupa'yı verecekler ya da milliyetçilik akımını verecekler. İkisi de yok. Anlaştık mı canlarım? Şıklar arasında gördüğünüz bir cevabımız direkt onlar olacaktır. Tamam 17. yüzyılda Avrupa'yı ve Batı yoktur. Gelelim diğer sorumuza. Osmanlı Devleti Makedonya'yı aşağıdakilerden hangisinin sonucunda kaybetmiştir? 1908 yılında rebel görüşmeleri yapıldı ve Makedonya topraklarında ıslahat yapmaya karar verdiler. Ancak 2. Abdülhamit 2. Meşrutiyet'i ilan ettirdi değil mi? Sonraki dönemlerde ise Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan arasında paylaştırıldı. Hangi savaş? Balkan Savaşları. 1. Dünya Savaşı, 1. Dünya Harbi. Avusturya Mayaristan Veliahtı'nın Sırp tarafından öldürülmesiyle başlayan savaştır. Trablusgarp Savaşı, İtalyanların Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprak parçasına saldırdığı savaştır. Uşa Antlaşması ile sona ermiştir. Dömeke Meydan Savaşı, 1897 yılında Osmanlı ile Yunanlılar arasında gerçekleşen bir savaş olup savaş Osmanlı'nın galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Ancak Osmanlı masada kaybetmiştir. Mustafa Kemal 16 yaşındayken bu savaşa katılmak istemiştir. Gençliğimin baharı demiştir. 1877 1878 Osmanlı Rus Harbi Biz buna 93 Harbi diyoruz. Bu savaşta maalesef Osmanlı yenilmiş. Önce Yeşilköy, e, Yeşilköy Antlaşması Yeşilköy yürürlüğe girmeyince Berlin Antlaşması imzalanmıştır. Buradaki cevabımız Balkan Savaşları olacaktır canlarım. Geldik diğer sorumuza. Mustafa Kemal ile ilgili soru geliyor. Bunun üzerinde ben duruyorum. Gelecek değerli arkadaşlarım. Yine gelecek. Mustafa Kemal yukarıdakilerin hangilerinde yapılan görüşmeleri katılmıştır? <laughs> Bilmemiz lazım. Bakın. Erzurum katıldı mı? Katıldı. Hatta sivil olarak katıldığı ilk kongredir. Ne demiştik? Mustafa Kemal askerlik hayatına Erzurum'dan önce Amasya'dan sonra son vermiştir. Tamam başkan başkanlığını yapmıştır. Sivas Kongresi'nde Rauf Orbay ile başkanlık tartışması olmuştur. Ama yine de Mustafa Kemal başkan seçilmiştir. Mebuslar Meclisi'ne katılmadı Mustafa Kemal değerli arkadaşlarım. Mebuslar Meclisi'ne giden heyet Felaha Vatan grubudur. Ki zaten bu grup misak-ı milli kararlarının e, alınmasında rol oynayacaktır. Felaha Vatan grubunun başkanı Rauf Orbay'dır. Anlaştık mı? Ki zaten Mustafa Kemal bakın öngörüde de bulundu. Ve şunu dedi. Dedi ki İstanbul'da Mebuslar Meclisi'ni toplamayın. Orada misak-ı milliyi kabul ettirmeyin dedi. Ve Mustafa Kemal'in öngörüsü de ortaya çıktı. 16 Mart 1920 yılında misak-ı milli kararları kabul edilince İstanbul işgal edildi ve Mebusan, Mebusan Meclisi dağıtıldı. O yüzden cevabımız 1 ile 2'dir. Umarım onda on yapmışsınızdır. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın canımın cananları.